Merhaba arkadaşlar, Elektro TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bu videomda sizlere Xiaomi telefonlarının günlük kullanımda çok fazla işinize yarayabilecek çok güzel 5 özelliğini göstereceğim. Ben şu an Xiaomi'nin Mi 5 Prime modelini kullanıyorum ve bu videomda göstereceğim 5 özellikte benim bu telefonu kullanırken keşfettiğim özellikler. Hepsi birbirinden güzel özellikler ve dediğim gibi günlük kullanımda çok fazla işinize yarayabilir. Bu özellikler benim bayağı işime yarıyor. Sizin de işinize yarayabileceğini düşündüğüm için bu videoyu çekiyorum. Bu videomda göstereceğim özellikleri Xiaomi'nin tüm telefonlarında kullanabilirsiniz. Siz de Xiaomi marka bir telefon kullanıyorsanız veya almayı düşünüyorsanız videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Bu özellikler gerçekten çok fazla işinize yarayabilir. Şimdi hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi ilk özelliğimize başlayacak olursak ilk özelliğimiz çift uygulama. Bu çift uygulama nedir diyecek olursanız da çift uygulama, istediğiniz uygulamaları iki tane yapabiliyorsunuz. Yani kısaca bu, ama ayrıntılı anlatmak gerekirse telefonda mesela bir uygulamayı yüklediniz, orada mesela atıyorum Facebook'u çift uygulama yaptığınız zaman o ilk yaptığınız her şey duruyor, ama bir tane daha farklı burada Facebook uygulaması oluyor. O da Facebook'u sıfırdan indirmiş gibi ikinci uygulama olarak sunuyor. Ben mesela burada örnek olarak göstereceğim. Burada Papara uygulaması var. Ben bu Papara'yı çift uygulama yaptım. Hem şu an Papara'da iki farklı hesabım var. İkisinin de aynı anda açık olması için iki farklı uygulama yaptım. İkisinde de farklı hesaplara giriş yaptım. Tek uygulama olsaydı ikide bir mesela giriş yapıp çıkış yapmak falan çok zor olacaktı, ama burada iki farklı uygulama olduğu için istediğim zaman istediğime giriş yapıyorum. Bunu oyunlar için de mesela bir tane oyunda bayağı ilerlediniz. Oyuna baştan başlamak istiyorsunuz ama o ilerlediğiniz şeyin silinmesini de istemiyorsunuz. Oyunun çift uygulamasını aktif ederek oyunu yeniden indirmiş gibi aynı oyundan bir tane daha telefonunuza yük. Peki bunu nasıl aktif edeceğiz diyorsanız şu şekilde şundan ayarlarımıza giriyoruz. Ondan sonra şurada ayarlardan en aşağı geliyoruz ve burada çift uygulamaları görüyoruz. En üstte şu an aktif olan çift uygulamaları gösteriyor. Ben de Messenger ve Papara. Ben bu iki uygulamada bunu aktif etmişim. Ondan sonra aşağıda tavsiye edilen uygulamaları gösteriyor. Facebook, Snapchat, WhatsApp. Mesela WhatsApp'ı da yaparak iki farklı hattınız varsa hiç sim kart değiştirmeden iki farklı hattı aynı anda burada kullanabiliyorsunuz. Daha sonra çift uygulama desteği dediği de burada çift uygulamayı destekleyen uygulamaları görüyorsunuz. Herhalde hepsi destekliyor. Yani telefondaki bütün uygulamalar burada var. Bu şekilde istediğiniz uygulamadan iki tane yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci özelliğimize devam edelim. İkinci özelliğimiz de gizli not veya gizli dosya özelliği. Bu özelliği kullanarak da istediğiniz telefonlardan notlar bölümündeki istediğiniz notları veya telefondaki dosyaları gizleyebiliyorsunuz. Yani mesela ben burada telefonda notlar uygulamasını açtığımda burada şu an benim hiç notum yokmuş gibi gözüküyor. Buradan mesela yeni bir not açalım arkadaşlar. Buraya mesela bir şeyler yazdık ve çıkıyoruz. Burada gördüğünüz gibi notumuz var. Şimdi biz bu notu gizleyeceğiz. Nasıl gizleyeceğiz? Üstüne basılı tutuyoruz ve aşağıda gizli diye bir seçenek çıkıyor. Buna tıklıyoruz ve not gizlendi. Artık notlar uygulamasına buradan girdiğimizde notumuz yok. Peki bunu nereye gitti derseniz, notlar uygulamasında parmağınızı en yukarıdan böyle aşağı doğru indiriyorsunuz ve gizli notlar bölümü açıldı. Burada telefonumuzun şifresini soruyor. Şimdi burada telefonumuzun gizli notlar bölümü açıldı. Burada gördüğünüz gibi gizli notlar bölümünde en üstte biraz önce gizlediğimiz notu görüyorsunuz. Buna girdiğimizde burada tekrardan notumuzu görüyorsunuz. Bunu da istersek tekrar normal notlar bölümünü alıyoruz. Dosyalarda da burada dosyalara girdiğimizde bütün dosyaları görüyoruz. İstediğimiz dosyaya yine aynı şekilde gizledikten sonra buradan şöyle aşağı kaydırıyoruz ve burada parmak izimizi soruyor. Gizli dosyalar bölümüne geldik. Şu anlık hiçbir dosyayı gizlememişim, ama gizlediğim zaman burada böyle gözüküyor. Hatta dosyaları şimdi gizle dediğimizde de buradan tüm dosyaları görüp istediğimizde gizleyebiliyoruz. Bu şekilde. Evet, şimdi 3. özelliğimize devam edelim. 3. özelliğimiz de tek el modu. Telefonu bazen şu an yaptığım gibi tek elimizde kullandığımız zaman kullanımı biraz zor olabiliyor. Yani tek elle telefon ekranı biraz büyük olduğu için böyle bazı zorluklar yaşayabiliyoruz. Bunun için bir tek el modu yapmışlar. Ve bu tek el modunda geçiş de bayağı basit. Bunu yapmak için şurada gördüğünüz gibi ana ekran tuşumuz, burada da geri alma tuşumuz var. Ana ekran tuşundan geri alma tuşuna doğru kaydırıyoruz. Bu şekilde kaydırdığımızda tek el modu açılıyor. Şu an zaten görüyorsunuz burada telefonumuzun ekranı küçüldü. Telefonumuzu bu şekilde böyle küçük ekranda kullanabiliyoruz. Bunun boyutunu değiştirmek isterseniz de şu sol altta bir ayarlar simgesi var. Buna tıklıyoruz. Burada karşımıza bazı seçenekler çıkıyor. Tek el moduna girmeden önce sor diyor. Yani benim biraz önce yaptığım hareketi yaptıktan sonra tek el moduna geçilsin mi diye bir soru geliyor. Bunu aktifleştirirseniz, ama aktifleştirmezseniz direkt bu hareketi yapıp tek el moduna geçebiliyorsunuz. Ondan sonra burada tek el modundaki telefonun boyutunu soruyor. Normal telefon 5.15 inç. Şu an benim tek el modunda kullandığım 4 inç. İsterseniz 4.5 inç, isterseniz de 3.5 inç yapabiliyorsunuz. Şu an benim telefondaki ayarlar bu şekilde yani. 3.5 inç yaparsanız böyle küçülüyor. 4.5 inç de biraz daha büyüyor. Ondan sonra tekel modunda yine devam ediyoruz böyle. Tekel modundan çıkmak için de şu şekilde üst tarafta karanlık alanı tıklamamız yeterli. Telefonu sol elinizde kullanıyorsanız da buradan sol tuşa doğru kaydırıyorsunuz.
Böyle sola doğru kaydırdığınızda da sol el için tekrar modu açılıyor. Bu şekilde arkadaşlar siz de telefonu tek elinizde kullandığınız zaman bu modu aktifleştirebilirsiniz. Dördüncü özelliğimize gelecek olursak da burada size galeride bir videoyu izlerken işinize yarayacak bir kısa yolu göstereceğim. Burada şu an galerideyiz ve bir tane videoyu açalım. Ben burada kendi videomu indirmiştim. Bunu buradan açayım. Merhaba arkadaşlar. Bu şekilde şu an videomuz. Videomuz devam ediyor. Şu şekilde sesini bir kapatalım. Şimdi videomuzda göstereceğim bazı kısa yollar var. Bunlardan bir tanesi videoyu kolay bir şekilde ileri veya geri sarma. Şu an videonun kaçıncı saniyesindeyiz? Şu an videonun 20. saniyesindeyiz. Ekranı şu şekilde kaydırdığım zaman ekranda şu şekilde ileri alma şeyleri gözüküyor. Mesela şu an şöyle bakalım. Mesela şu an tam 50. saniyeye gidelim. Şu an şimdi de mesela tam 1 dakika 4. saniyeye gidiyoruz. Bu şekilde isterseniz böyle geri de alabiliyorsunuz. Şöyle küçük aldığınızda 1-2 saniye gidiyor. Zaten kaçıncı saniye gideceği yazıyor arkadaşlar. Bu şekilde ileri veya geri alabiliyorsunuz. Ondan sonra şu ekranın sol tarafından yukarı doğru kaydırdığınızda parlaklığı açıyorsunuz. Aşağı doğru kaydırdığınızda da parlaklığı kısıyorsunuz. Şu an sıfıra kadar kıstım yani neredeyse, evet. Şu şekilde isterseniz arttırıp buradan kısabiliyorsunuz. Sesi açmak istiyorsanız da sağ taraftan. Mobil Dünya Kongresi'nde sadece Mi Mix 2S'i getirmesi beklenen firma, Mi'yi Nisan ayı gibi tanıtacak. Geri gelen sınıflara... Bu şekilde telefonun sağ tarafında parmağınızı aşağı veya yukarı doğru kaydırarak videonun sesini açıp kısabilirsiniz. Sol taraftan parlaklığı, orta taraftan böyle ileri veya geri alırsanız da videoyu ilerletip geri alabilirsiniz. Ve son özelliğimize gelecek olursak bu da yine bir kısa yol. Bu kısa yolda telefonun parlaklığını çok hızlı bir şekilde fulllememize yarıyor. Şu an telefonumuzun parlaklığı tam açık değil, hatta en azlarda öyle bir şey. Bunu fulllemek için şu gördüğünüz son uygulamalar tuşu var. Ve burada da ses açma tuşu var. İkisine aynı anda basacağız. İkisine aynı anda bastığımızda telefonun parlaklığı fulleniyor. Burada görmüş olduğunuz gibi bunu tekrardan kısalım. Bunu şu an şöyle en aşağı getirelim. Şu an ekran bayağı bir karanlık. Tekrardan ikisini aynı anda basıyorum ve bastığım anda telefonun parlaklığı fulleniyor. Bu da bu şekilde belki işinize yarayacak bir kısa yoldur. Evet arkadaşlar, bu videomuzu artık böyle bitirebiliriz. Bu videoda gösterdiğim özellikler dışında telefonun birkaç tane daha çok güzel özelliğini keşfettim. Bu video beğenirse onları gösterdiğim ikinci bir video daha yapabilirim. Bu videonun ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.